Evet arkadaşlar, cümleden selamun aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Yücel Güngör. Arkadaşlar, son zamanlarda yoğun istek ve talep üzerine, malum hayvan pazarları kapalı ve Kurban Bayramı da yaklaştığı için çok fazla istek ve talep gelmişti kurbanlık fiyatları hakkında. Onunla ilgili mandıraya geldiği için burada çekimize başlayacağız. Kurbanlık fiyatları hakkında, size kurbanlıklar hakkında elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, videomuza başlayalım buradan. Mehmet abim hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol abicim, Allah razı olsun. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? Vallahi abi, mücadeleye devam, uğraşıyoruz. Kurbanlıklar satıyoruz. Evet abi, takipçilerimiz bize çok baskı yaptılar. Kurbanlık diye, malum pazarlar da kapalı. Dedik biz de bu işi Mehmet abi de çözeriz dedik. Tabii. Sen buraya geldik abi. Fiyat öğrenmek daha iyi olur. Çünkü evet, fiyatı bilen müşteri daha kolay pazarlık oluyor. Evet abi, doğru diyorsun. Yani adam bilmeden geliyor, fiyat da veremiyor. Korkuyor çünkü. Evet. Ama gelsin dolasın, fiyat 3 aşağı 5 yukarı aynı abi. Evet. Evet, şimdi şuradan başlayalım abi. Aa, bu mallarımızdan. Buradakilerin hepsi kurbanlık, hazır şu an. Hepsi kurbana gidiyor. Abi. Şuradan başlayalım abi. Bunlarımızın fiyatları, kiloları. Abicim bu mal şöyle, evet, gelebilirsin. Abi. Ben şöyle geliyorum. Abi şu malımız canlı 600 kilo geliyor bu bölüm. Canlı 600. Bu bölüm 600 geliyor abi. Şu an göstermiş olduğumuz yere kadar. Şuraya kadar 600 kilo. Canlı yalnız. Canlı. Buradan da bu yana abi canlı 500. Buradan da bu taraf. 500 canlı abi. 500. Hani bu bölgede 600 kilo gelecek olan da var. Canlı. 600 kilo gelecek olan da var. Burası da 500'lük olan bölüm. Burada. 500. Abi 550, 600. Evet abi. Şimdi diğer tarafa devam edelim. Bu bölgemiz kaç kilo abi? Abicim düve kısmı canlı 350-400 arası. Hı. Şu düvemiz de 400 canlı. Hı. 380 abi. Tamam. 350 abi. Evet. 320 abi. Yani her çeşit malımız var. Her bütçeye var diyor. Var abi, abi. Her bütçeye malımız var abi. Burası abi canlı 500, evet. 450, 550. Bu arada oynuyor abi. Ha. Yani her çeşit malımız var yani. Çünkü evet, kurbancı gelen 3 kişi de soruyor, 7 kişi de soruyor, 5 kişi de soruyor abi. Evet, herkes bütçeye göre. Tabii canım. Evet abicim, malları gösterdik. De fiyatlarımızı söyleyelim mi abi? Abicim fiyatlarımız şöyle diyeyim. Şu mesela şu karşıdaki mallar. Evet. Abi onlar. Şu simetel canlı. Evet. 600 kilo dedim malı. Hı hı. 75'e verdim abi. 75'e verdin. Evet abi. Kaç hisse abi? Abi adam buna 7 kişi de girer. Hı hı. 5 kişi de girer. Bu bütçeye bağlı. Aynen, doğru diyorsun. Bizim için kişi değil de bizim için malın et kilosu önemli. Mesela o 500'lük gelenler abi, onlar ne kadar fiyatları? Abicim o 500'lük gelenler de abi 65 lira falan veriyoruz. 65-70 arası veriyoruz abi. 65-70 lira. Yine onlar da 7'ye kadar kesilebilir mi hisse olarak? Abicim şu malım, atıyorum şu mal normalde 5 kişilik, evet, şu mal girebiliyor. Ama adamın bütçesi uygun değilse 7 kişi de girebiliyor. Anladım abi. En azından şunda 250 kiloya çıkar. Evet. Bu tosunda 250 kiloya çıkar. ...500 kiloluklarda 60 kaç demiştin 65 abi? 65 abi. 65'e veriyorsun. Tamam, devam edelim. Abicim... Fiyatlara. Şu tosunu verdim. Evet. Şunu. Evet abi. Bunu ne kadar verdin abi? Abi bunu da 68'e verdim. 68'e. Canlı kaç gelir bu? Bu canlı abi şu anda 450 kilo gelir abi. 450 kilo gelir. Bu da satıldı. Evet abi. Onu erken verdim. Hı hı. Bir ay önce verdim bunu. Çünkü 3 ay vardı. 3 ayda da nerede baksan 10 lira masraf oluyor. Tamam, doğru diyorsun. 10 lira masraf oluyor malın. Evet. Bu düğemiz de normalde 48 lira civarında, 45-48 arası ediyor abi. Evet, bu düğe. Abi şu düğemiz 40 lira civarında ediyor. 40 lira civarında. Bu düğemiz de 40 lira ediyor abi. Bu evet, da 40 lira civarında ediyor.
Yani şu an diyeyim en pahalı mal iki kişilik maldır abi. En pahalı. Ben iki kişilik malı bulundurmuyorum. Niye bulundurmuyorum abi? Çünkü en ucuz mal 35 lira. En ucuz mal 30-35 lira. İki kişi buna giremiyor ki. Evet. Doğru diyorsun. Hani 4 kişi, 5 kişi hisse çoğaldıkça mal ucuz oluyor. Haklısın abi. Ya bunları yeni getirdin herhalde abi. Maşallah getiriyorsun, bitiriyorsun malları. Abicim sadece kurban üzeri çalışmıyorum. Aynen. Ben genellikle toptan veriyorum. Toptan Ankara müşterilerimiz falan geliyor. Toptan o tarafa gönderiyoruz abi. Hı hı. 10 tane, 15 tane, 20 tane böyle isteyen arkadaşlarımız oluyor. Toplu isteyen olursa toplu da satıyoruz abi. Evet abi. Mallarımıza hangi yemi veriyorsun abi? Ne yemi kullanıyorsun? Abicim besi, arpa, fi, sabahla akşam bir de öğlen Macar fi veriyorum abi. Yeşil var ya. Hı hı. Niye dersen? Çünkü malı yağlandırmıyor biliyor musun? Evet. Mal yağsı çıkıyor. Öğlen arası Macar fi veriyor. Maliyet de artıyor doğal olarak. Ya illa ki maliyet artıyor abi. Evet. Ben şöyle bir yandan sohbet ederken bir de şöyle ön taraftan. Evet çekebilirsin. Ön taraftan çekeyim abi. Abi canlı baskül fiyatımız ne olur? Ne alemde? Abi canlı baskül 140 civarında falan oynuyor abi. Şu an 140 civarında. Evet abi. Daha muhtemelen daha da yükselecek. Fiyatları. Bir de şeyi sorayım Mehmet abi. Buyurun mesela abi. Özellikle kurbanlık alacak müşterilere, izleyicilerimize. Mesela şimdi almaları mı avantajlı, kurbana yakın almaları mı avantajlı? Vallahi abi ben giden seneye göre konuşayım. Aha. Giden sene millet kurban sıkıntısı yaşadı. Evet. Çünkü niye dersen malın hepsi kesime gitti. Evet. Bu sene de aynısı oldu. Bu sene malın çoğu kesime gitti. Kırıkkale hayvan bazarı doğru düzgün çadır kurulmadı. Evet. Bunu belki siz daha iyi biliyorsunuz. Atıyorum 500 çadır oluyorsa giden sene 100 çadır yoktu. Ya şimdi adam kesime veriyor, adam da haklı. Evet. Masraf yapmayayım diye. Abi. Direkt kesime gönderiyor. Şu an kesime çok gidiyor maalesef. Abi kurban sıkıntısı inşallah yaşamak ama biraz sıkıntı görünüyor. Yani sen diyorsun ki son vakte, son zamana bırakmasınlar. Ya şimdi biz son vakte bırakmak desek belki yanlış anlaşma olur. Niye dersen müşteri der ki o zaman ben malımı erken ya da geç alayım. Yanlış aynen. Anlaşma olur. Evet. Hani acizane bir tavsiye, tecrübeye dayanarak. Erken sattığım malda şu anda satsam 10 lira karım var bak. Evet. Erken sattığım için 10 lira düşük gitti. Erken sattığın için. Evet abi 10 lira aşağı sattım. Ha, bekleseydin daha kârdaydın abi. O zaman sen zarar etmişsin bu işten abi. Abi nasip. Tabii canım. Nasip her zamanki müşterimiz yani. Aynen doğru söylüyorsun abi. Evet Mehmet abi bir de kurban hisseleri hakkında bilgi verelim abi. Bu hisse işi nasıl oluyor bakalım. Abicim bu hisse işine akın bek ermiyor. Niye dersen normalde bir mal 7 kişiyle kadar oluyor değil mi? Evet. İcabında adam hesaba parayı gönderiyor. Benim hissem şu kadar diyor. Etimi dağıt. Abi adam o malı 20 kişiye de böler dağıtır. Evet. Sen devam edebilirsin. Normalde abi sesin geliyor. Şöyle diyeyim. Bir mal 7 kişiye kadar oluyor. Adam başı 10 ile 15 arası. Evet. 10 ile 15 arası kurbana girebilir abi. Fiyatlar da zaten biz abi kıştan beri söylüyorduk bu sene. Kurbana 10 bin liradan aşağı hisse olmaz diye. Şimdi bazı kurban almaya niyetlenen izleyiciler şaşırıyor fiyatlara da. Bu şimdi olmadı ki bu daha kıştan belliydi fiyatların böyle olacağı. Fiyatlara şaşırıyor da maliyet yüksek ya. Evet. Şu anda bir yayın bızağısı 30 lira olmuş. Bak bızak. Bızak 30 lira olmuş şu anda. Yani adam bu sene bu bızağı alacak ki seneye kurbanı yetiştirmek için. Aynen. 30 lira. Bunun en azından 30 lirada masrafı olur. 60'a abi. Mal olur. Şimdi Mehmet abi sana güzel bir soru soracağım. Buyurun abi. Şimdi geçenki videomuzda da bu yem artışlarından falan bahsettik ya. Özellikle izleyiciler şu yorumları yapmış. Ya hep yem artıyor artıyor diyorsunuz da geçen seneden beri yem aynı duruyor. Yerinde diyorlar ama mal uçtu diyorlar ki öyle değil. Yem geçen seneden beri aynı yerinde durmuyor. Doğru. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani yem fiyatı yerinde duruyor bir yıldır ama mala habire zam yapıyorsunuz diyor. Abicim yem fiyatı yerinde durmuyor. Aynen. Giden sene 220'ye aldığımız yem evet abi. Bu sene 370-380 oldu.
Aynen öyle. Ya yani yerinde durmuyor yani. Hani yem fiyatları maliyet yerinde dursa malın fiyatı yükselmez. Kesinlikle. Balyayı söyleyeyim size. Evet. Sap balyası var ya. Evet. Şu anda 70-80 lira. Giden sene 15 liraydı abi. Ya kaç kat arttı ya? Balya çok pahalı. Sadece bir de yemle saman değil ki abi, bu hayvanın bir sürü başka gideri var değil mi? Ya illa ki bak ben ne diyorum. Can yani ölüyor, Allah korusun, ha gitti. Malımız yağsız çıkmasın diye öğlen arası macar fi veriyoruz. Ekstra maliyetle. Ha, o öğlen arası macar fi veriliyor çünkü yağlı çıkmasın diye. Ekstra maliyet. Ama Mehmet abi mal yağlı çıkmasın diye ekstra maliyete girip veriyor yeme. Abi sadece kurbanın üzerinden toptan satışlarımız da oluyor. Toptan satışlar. Mehmet abi sen şeyi de söyle bir yandan, telefon numaranı abi. Abi çünkü izleyicilerimiz ulaşmak istiyorlar, sana direkt ararlar abi. Tamam abi, ulaşmak isteyen 0538 204 2186. Yerimiz Kırıkkale zaten. Evet, Kırıkkale'de zaten. Yeni tren hattının yakınında arkadaşlar. Evet, çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Kurbanlıklar. Mehmet abi kurbanlıkları burada da dışarıda da kesiyor zaten. Siz çayınızı kahvenizi içerken malınızı hazırlayıp size veriyor değil mi abi? Abi kesimi kaç parça istiyorsa o şekilde parçalıyoruz abi. Kesim bize ait. Aynen. Çok güzel. Ne diyorsun abi, salı günü pazarımız açılacak mı inşallah? Abi salı günü açılacak diye. Genelge gelmiş, gördüm ben genelgeyi de. İnşallah. Salı günü pazarımız açık abi. İnşallah. İnşallah pazarda da devam. İnsanlar Allah'ın dört gözle bekliyor. Nerede kaldı bu pazar videoları diyorlar bana, biliyor musun? Allah izin verse abi salı günü açılıyor pazarımız. İnşallah inşallah. Şu an özellikle bir de kurban yaklaştı ya, insanların çok talebi var. Şimdi biz sadece pazar üzeri çalışmıyoruz. Normalde müşterimiz mandaraya geliyor. Evet. Burada anlaştığımız zaman nakliye falan vermeden kendimiz bırakıyoruz. Eve teslim yapıyorsun. Yerine teslim ediyoruz abi. Anladım abi. Durmuyor yerinde maşallah. Ha, şu şekilde durdu abi. Çektim ha. Tosunun kalitesi ha. Evet Mehmet abi, de veteriner işine girelim. Aşılarını abicim nasıl yaptırıyoruz? İnan ki veterinerlerimiz çok iyi çalışıyor. Çünkü aşıya 3 aydan bir geliyorlar yani. Ha, rutin kontrole. Yok. Çünkü bizim haberlerimiz olmadan adamlar Allah razı olsun geliyorlar. Aşı, bakıyorlar. Hepsini, çiçek, şap. Hepsini yapıyorlar abi. Ha. Yani malımızı bizden daha çok düşünüyorlar. Maşallah. Düzenli olarak kontrolleri yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yok Allah'ın izniyle abi. Dışarıda da kesimini yapıyorsun. Kesimimiz var abi. Hazırlayıp müşteriye veriyorsun tabii abi. Tabii canım. Sıra üsülü. Sırayla başlıyorum. Bayram sabahı kesime başlıyor. Aynen. Saat 3-4 gibi bitiriyoruz abi. Maşallah. Evet arkadaşlar, Mehmet abinin mandırasında kurbanlıklar hakkında elimizden geldiği kadar size bilgi vermeye çalıştık. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Mehmet abi telefon numarasını da verdi. İhtiyacı olanlar buradan ulaşabilir Mehmet abiye. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videomuz sizlere emanet. Hayırlı işler. Allah'a emanet. Sağ olun.